Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceden bakım ve onarımını yapmış olduğumuz Samsung laptopun içerisinden HDD çıkmıştı, hard disk. Bu hiçbir şekilde format almıyor ve orada HDD hatası verdi. Yani hard disk hatası. Neydi bu? Samsung laptopumuz ilk anda açılışta logo, yani logo Samsung logosunda kalıyordu ve açılmıyordu. Muhtemel bu tarz arızalar genelde hard disk arızası olarak çıkıyor. Şimdi burada hangi işlemi yapacağız? Bunu hayata döndürebilir miyiz? Tekrar kullanabilir miyiz? Bunu yapacağız. Şimdi öncelikle şu üzerinde gördüğünüz şuradaki vidaları sökümünü yaptıktan sonra şurada yeşil bir kart var, görüyorsunuz. Bu yeşil kartı söktükten sonra bunun alt yüzeyinde arkadaşlar şu bağlantıların yapıldığı iletken yollar var. Bunun silgiyle temizliğini yapacağız. Daha sonra sildikten sonra kapatıp bir de format deneyeceğiz. Şimdi size göstermek istiyorum. Önce setup'a F2 tuşuyla girdiğimiz zaman açılışta. Şuraya dikkat ederseniz sadece CD-ROM'u görüyor. Hard disk takılı halde. Ama burada hard disk'i görmüyor hiçbir şekilde. Şimdi temizliğini yaptıktan sonra kontrolünü yapalım. Evet, hard diskimizin temizliğini yaptık. Burada açılış verelim. Bakalım şimdi setup'ta hard diskimizi görecek mi? Temizlikten önce görmüyordu arkadaşlar. Setup'ta baktık. Şimdi temizledikten sonra hard diskimizi görüyor mu? Bir bakalım. Evet, şimdi yine setup'a girdik.
Buradan bot ayarlarına geliyoruz. Enter. Evet, bir bakın şimdi. Az önce CD-ROM gözüküyordu. Üste hard disk yoktu. 320 GB'lık hard diskimiz. Hard diskin temizliğini yaptık. Ve şu an hard diski görüyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? İlk açılışta hatırlıyorsunuz. Laptop HDD hatası, arızası vermişti. Logo da açılışta kalıyordu. Bunun temizliğini yaptık. Şu an hard diski görüyor. Şimdi format atmaya deneyelim. Şimdi F5 ve F6 tuşlarından birinci sıraya hard diski çıkarttık. Buradan çıkış yapıp kaydedelim. Şimdi buradan Windows 7 CD'mizi takalım. Format atalım. Diskimize başarıyla format attık. İçine de işletim sistemimizi kurduk. Şu an bununla ilgili ayarları yaptıktan sonra hard diskimiz şu an çalışır durumda. Son olarak bir program indirelim ve hard diskimizdeki sağlıklı olan alanlar, sektör dediğimiz, bir de sağlıksız dediğimiz 5 sektör alanları görerek bunu düzeltmeye çalışalım. Şimdi bununla ilgili ufak bir program indirelim. Tune Pro yazıyorsunuz. Gezginlerden indirebilirsiniz. Evet, buradan şunu indirelim. HD Tune Pro 575 indir diyor. Bunu indirelim bilgisayarımıza. İndirdikten sonra kurulumunu yaparak hard diskimizi tarayalım arkadaşlar. Bakın şu sol alt köşeden şurada indirmeye başladı. Bunu indirdikten sonra kurulumunu yapalım. İndirmeyi bitirdi. Evet, burada klasöre git diyelim. Klasörde yerini bulduk. Buradan sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyelim. Buradan evet diyelim. İleri diyelim. Sözleşmeyi kabul edelim. İleri, ileri. Tüm programlarda olduğu gibi masa üstüne atılsın mı diyor. İkon olarak atılsın. Buradan next install diyelim. Kurulumunu yapsın. Evet, kurulumunu yaptı arkadaşlar. Okay, programın diyelim. Görseli şu an karşımızda. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Program ilk anda açıldığında burada bizim hard diskimizi otomatik gördü. Burada 28 derece sıcaklıkla şu an çalışıyor. İlk anda açtığım için biraz durduktan sonra sıcaklık artabilir. Bu sıcaklığını gösteriyor. Hard diski gösteriyor. 320 GB. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle taratabilmek için burada bakın health dediği burada sağlığıyla ilgili kısımda bilgiler var. Buna en son bakacağız. Burada error scan diyoruz. Öncelikle bu error scan kısmında şurada start diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki starttan önce quick scan dediğimizde çabuk olarak tara diyelim. Öncelikle şunu bir kontrolünü yapalım. Buradan quick scan'ı seçelim. Bir hard diskimizi taratsın. Şu an içi de boş zaten. Bir bakalım. Bakın şu an görüyorsunuz. Hard diski hızlı bir şekilde tarıyor. Bekleyelim. Daha sonra bu quick scan'ı kaldırıp uzun süre taratmayı yapacağız. Çünkü böyle bulamayabilir. Öncelikle görebilmeniz için yapıyorum.
Evet, taradı. Herhangi kırmızı bir alan yok. Yani bez sektör dediğimiz kısım yok. Şimdi buradan şu kırmızı artı olan kısma tıklıyorum. Buradaki bakın bulduğu alanlar yazma hızı, okuma hızı, start stop gibi bazı özellikler var. Bunların açı sıcaklığına bakıyor. Buradaki bu özelliklerin hepsinin okey olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Tüm alanlar yeşil çıktı. Artistik bir sıkıntı yok. Buradaki özelliklere tek tek bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerekirse bu programı Türkçesini de bulabilirsiniz ya da İngilizce tercümesine bakabilirsiniz. Evet, dediğim gibi bu alandan öncelikle taratabilir. Buradan ben Quick Scan'ı kaldırıp şu an buradan bir de ağır art taramasını yapacağım. Bir de şuradaki özelliğine bir bakalım. Şurada. Bakın şurada bir de genel tarama özelliği var. Bakın burada ilk anda açtığımızda Backmark dediği bir yer var şurada. Şu ünlem işaretli. Buradan da hem okuma hem yazma hızını görebilirsiniz. Mesela burada bakın okuma hızını işaretlediğimde start dediğim alanda burada. Bakın şurada şimdi çizgiler çıkacak burada. Ve burada minimum ve maksimum yazma hızını gösteriyor. Okuma hızını gösteriyor bize. Bu bittikten sonra bir sonraki adımda da yazma hızını yine buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu program sizin işinize yarabilir. Hard diskinizi gösteriyor, sıcaklığını gösteriyor. Toplam hangi alanlarda dediğim gibi health dediğimiz buradaki sıcaklık sağlığına baktığımızda hangi alanlarda sıkıntı olduğunu gösteriyor. Detaylı bir tarama yapabilirsiniz ve buradan da hem okuma hem yazma olarak performansını görebilirsiniz. Evet, bu programla da hard diskimizin genel sektör sağlıklı ve işte bez sektör dediğimiz sıkıntılı olan sektörlerini bu programla görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle sıkıntılı olan bir hard diskin önce temizliğini yaptık. Daha sonra üzerine formatladık. İşletim sistemini kurduk ve en son hard diskimizde kurduğumuz bir program yardımıyla genel performansına bakıyoruz. Yani bez sektör dediğimiz bozuk alanlar var mı? Varsa bunların tamirini bu program aracılığıyla ve bunun dışında farklı programlarla da bunu yapabilirsiniz. Öncelikle şu hatırlatmayı da yapayım. Bu tarz şeylerde arkadaşlar hard diskiniz içindeki bilgileri de bir yere yedekledikten sonra bu işlemleri yapın. Çünkü bilgi kaybına uğrayabilirsiniz. Evet, dediğim gibi bugünkü işlemimiz başarıyla sonuçlandı. Bunun sonucunu bekleyip uzun sürüyor. Bekledikten sonra sizler de test edebilirsiniz. Evet, herkese teşekkür ederiz. İyi seyirler.